Ulusal Kanal Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 1 Nisan 2017 Cumartesi ana haber bülteniyle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, Barzani'nin Türkiye ziyareti sırasında başkent Ankara ve İstanbul'da göndere çekilen sözde Kürdistan flaması ile ilgili Irak'ta dikkat çeken bir karar alındı. Irak Meclisi Kerkük'te sözde Kürdistan flamasını yasakladı. Irak Meclisi ülkede tek bayrağın Irak bayrağı olduğunu vurguladı. Mehmetçik, uluslararası koalisyon güçlerinin etkisiz kaldığı terör örgütü IŞİD ve aynı zamanda YPG'ye karşı yürüttüğü Fırat Kalkan Harekatı'nda destansı başarılara imza attı. Şam'dan da Fırat Kalkanı ile ilgili ilk açıklama geldi. Türkiye'nin yönetim sistemi değişikliğini öngören referanduma sayılı günler kala her kesimden genç yarın başkentte Gençlik Meclisi'nde bir araya gelecek. Bu arada Ege'deki Türk adalarına sessiz sedasız el koyan Yunanistan, adalardan maden hırsızlığına başladı. Yunan gemileri adalardan sürekli maden kaçırıyor. Türk sinemasının önemli isimlerinden Halit Akçatepe dün vefat etmişti. Usta sanatçı yarın son yolculuğuna uğurlanacak. Ana haber bültenimize Kerkük'teki sıcak gelişmeyle başlıyoruz. Kerkük İl Meclisi'nin kentteki devlet kurumlarına sözde Kürdistan flaması asılması kararı Irak Temsilciler Meclisi tarafından reddedildi. Oy birliğiyle alınan kararda ülkedeki tek bayrağın Irak bayrağı olduğu vurgulandı. Kerkük İl Meclisi ise bu kez kenti Barzani'nin Kürdistan'a bağlamak için harekete geçti. Kerkük'te resmi kurum ve kuruluşlara sözde Kürdistan flaması asılmasına tepkiler sürerken Irak Temsilciler Meclisi önemli bir karara imza attı. Yaşasın! Mecliste oy birliğiyle alınan kararla Kerkük'te valilik ve devlet binalarına Kürdistan flamasının asılması reddedildi. 186 milletvekilinin katılımıyla yapılan meclis oturumunda Irak bayrağının tek bayrak olduğu vurgulandı. Kerkük İl Meclisi'nde geçen hafta Salı günü Türkmen ve Arap üyelerin boykot ettiği için katılmadığı oturumda 26 Kürt üye kentteki kamu binalarına Kürdistan flaması asılması kararını almıştı. Irak Temsilciler Meclisi de bu kararı geçersiz kıldı. Temsilciler Meclisi ayrıca anayasanın 11. maddesi uyarınca Kerkük petrolünün tüm Iraklıların milli gelir kaynağı olduğu ve bunun Irak-Kürt bölgesel yönetimiyle diğer bölgeler arasında eşit olarak dağıtılmasına da karar verdi. Bu arada Kerkük İl Meclisi bu kez kenti Mesut Barzani'ye bağlamak için harekete geçti. 41 üyesi olan Kerkük İl Meclisi'nde şimdiden 22 imza toplandığı, Arap üyelerinde ikna edilmeye çalışıldığı belirtildi. İl Meclisi'nde alınacak karar Kürdistan yönetimine sunulacak. Kerkük İl Meclisi 2008 yılında da 3'te 2 çoğunlukla benzer bir karar almış, ancak Irak Anayasası'na uygun olmadığı için iptal edilmişti. Türk ordusunun Suriye'de savaşın gidişatını temelden değiştiren Fırat Kalkanı operasyonunu bitirmesiyle ilgili Suriye'den ilk değerlendirme geldi. Enformasyon Bakanı Müsteşarı Bessam Abu Abdullah ulusal kanala konuştu. Abdullah, Ankara Şam'la iletişim kursaydı daha büyük hedeflere ulaşırdı dedi. Fırat Kalkanı Harekatı, PYD'nin kantonları birleştirerek devlet kurma hayallerine son verdi. Ancak terör örgütü PYD, Türkiye sınırı boyunca hala kanton yönetimlerini sürdürüyor. Suriye'de Ankara Şam'la konuşsaydı daha büyük hedefler gerçekleşirdi yorumları yapılıyor. Bu durumdan tek bir çıkış olanağı var. O da Ankara ile Şam'ın görüşmesidir. Başka bir yol yoktur. Türkiye hükümetinin yaptığı askeri operasyonlar Suriye ile yani ordular ve istihbaratlar arasında koordinasyonlu bir şekilde uygulansaydı daha büyük hedeflere ulaşmış olurdu. Fırat Kalkanı boyunca Elbap Savaşı büyük bir hesaplaşmaya sahne oldu. Türk ordusu kentten IŞİD'i atarak PYD'nin ilerleyişini durdurdu. İkinci hedef Membiş'ten PYD'yi çıkartmaktı. Bu konuda istenen sonuca şimdilik ulaşılamadı. Suriye Enformasyon Bakanı Müsteşarı Profesör Doktor Bessam Abu Abdullah'a göre Suriye'de federasyon planlarına kesin darbeyi vurmak için bölge ülkelerinin doğrudan işbirliği gerekiyor.
Fakat Türkiye'nin önceden ilan ettiği federasyon planlarına karşı duruşu ve sınır güvenliğini sağlamak hususlarında Moskova, Suriye ve Ankara arasında koordinasyonlu bir çalışma yapılmış olsaydı daha olumlu sonuçlara ulaşılırdı. Suriye'de PYD-YPG'nin başrol oynadığı diğer savaş cephesi Rakka kenti. Terör örgütü YPG, ABD desteğiyle Rakka-Tabka bölgesine ulaştı. Suriye'de yaygın kanaat, Amerika'nın Suriye ordusunun Rakka yolunu kesmek istediği yönünde. Amerika'nın ve PYD olarak adlandırılan kuvvetin girişindeki hedefi, Rakka Savaşı üzerinden siyasi pazarlıklar yapmak için Suriye ordusunun yolunu kesmektir. Suriye'de Musul operasyonu göz önüne alındığında Amerika'nın Rakka için daha çok askeri güce ihtiyaç duyduğu değerlendirmesi de sıkça yapılıyor. Abdullah bu noktada da Amerika terörle mücadele etmek istiyorsa Rusya ve Suriye hükümetiyle konuşmalı dedi. Meksika'daki Uluslararası Kongre'ye katılan Vatan Partisi heyeti yurda döndü. Heyetin başındaki isim Vatan Partisi Dış İlişkiler Bürosu üyesi Yunus Söner, kongrede alınan kararları ve yapılan görüşmeleri ulusal kanala anlattı. Türkiye'nin Amerika ve İsrail'in koridoru planını karşı yeni müttefikler kazandığını belirten Söner, Türk dışişlerine yetkililere seslendi, ilişkileri geliştirin çağrısı yaptı. Vatan Partisi, Amerika ve İsrail'in kurmak istediği Kürt koridoruna karşı Türkiye'ye yeni müttefikler kazandırdı. Biz Latin Amerika'da bir kere Kürdistan projesinin bir ikinci İsrail projesi olduğunu etkili bir şekilde iktidarlar dahil duyurmuş olduk. Meksika'da düzenlenen Partiler ve Yeni Bir Toplum adlı uluslararası kongreye katılan Vatan Partisi heyeti yurda döndü. Çok geniş, büyük bir kongre bu. Yaklaşık 40 ülkeden katılımcı var. Bu ülkelerin önemli bir sayısından iktidar partileri katılıyor. Heyete başkanlık eden Vatan Partisi Dış İlişkiler Bürosu üyesi Yunus Söner, kongrede alınan kararları ulusal kanala değerlendirdi. Biz Latin Amerika'nın çok önemli bir kısmını Amerika'ya karşı verdiğimiz bu savaşta müttefik olarak kazandık. Bu ülkeler Türkiye'nin bütünlüğünün, Suriye'nin bütünlüğünün, Irak'ın bütünlüğünün yanında yer aldı ve Amerika'nın karşısında yer aldı. Türk dışişleri yetkililerine çağrı yapan Söner, ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Vatan Partisi olarak aslında Dışişleri Bakanlığı'nın önünü açmış olduk. Şimdi ben Dışişleri Bakanlığı'nda yetkili bir kişi olsaydım, derhal Türkiye'nin Latin Amerika'daki büyükelçiliklerine bir talimat gönderir ve bu bildirge üzerinden çalışmalarını isterdim. 40 ülkeden 272 temsilcinin katıldığı kongrede Çin, Küba, Rusya Federasyonu, Vietnam, Ekvador ve Nikaragua'da büyükelçilik düzeyinde temsil edildi. Hem Kıbrıs'ta hem de Falkland Adaları, onlar Malvinas diyorlar, iki adadaki İngiliz üslerini ve emperyalist müdahaleyi kınayan, bu adaların bölge ülkelerine karşı kullanılmasını kınayan bir bildirgeyi sunduk. Bu bildirge de yine Venezuela'nın desteğiyle sunuldu kongreye ve kongre tarafından yine onaylandı. Kongre sonrası önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Yunus Söner, çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Venezuela delegasyonu bizi Venezuela'nın efsane lideri Hugo Chavez'in ağabeyi Adan Chavez'i tanıştırdı. Temsilcilerle özel görüşmeler yaptık. Nikaragua'dan Carlos Fonseca, Nikaragua devriminin önemli önderlerinden biridir. Onunla bir görüşme yaptık. Ülkemiz için Latin Amerika'da müttefik kazanmaya ve kurduğumuz ittifakları derinleştirmeye devam edeceğiz. Suriye'deki siyasi gerçekliği, yani Beşar Esad'ın egemen bir ülkenin devlet başkanı olduğu ve lideri olduğunu kabul etmek zorundayız. Açıklamanın sahibi Beyaz Saray Sözcüsü Spicer, Esad'ı egemen bir ülkenin devlet başkanı olarak niteleyen Spicer, Suriye'de şiddetin hız kesmesine ihtiyacımız var dedi. Bu bilgi de sizlerle paylaştık. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da ikinci bölge muhtarlarıyla buluştu. 16 Nisan'da yapılacak başkanlık referandumuna değinen Kılıçdaroğlu, yetki demokrasilerde kontrol edilmek için vardır, kontrolsüz güç felaket getirir dedi. Kontrolsüz güç, güç değildir. Kontrolsüz güç felaket getirir. Demokrasilerin varlık nedeni gücü kontrol etmektir. Anayasanın varlık nedeni nedir? Devletin gücü karşısında vatandaşın hakkını güvence altına almaktır.
devletin gücü karşısında vatandaşın hakkını güvence altına almaktır. Anayasanın varlık nedeni de budur. Bundan şimdilik vazgeçeceğiz. Eğer izin verirseniz. Hayır, vazgeçmeyelim. Herkesin hakkı ve hukuku korunsun. Adalet güçlü olsun. Adalet mülkün, yani devletin temeli olmaya devam etsin diyorsanız, o zaman gideceğiz. Onurumuzda, gururumuzda, çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakmak için hayır oyu kullanacağız. Hayırlı bir iş. Başkanlık referandumunda hayır diyeceğini açıklayan Saadet Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı'nın bulunduğu iş merkezine gece saatlerinde evet pankartı asıldı. Partililerin tepkisi üzerine o pankart indirildi. İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan Saadet Partisi İl Başkanlığı'nın bulunduğu binaya evet pankartı asıldı. Akşam saatlerinde yaşanan olaya Saadet Partisi yöneticileri itiraz etti. Parti üyeleri duruma müdahale ederek vinç görevlisinden pankartı indirmesini istedi. Tepkiler üzerine evet pankartı indirildi. O anlar bir cep telefonu tarafından kaydedildi. Olayla ilgili açıklama yapan Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Birol Aydın, bu referandum sürecinde neden evet denilemeyeceğinin çok önemli bir ispatıdır dedi. Saadet Partisi 16 Nisan'da yapılacak olan başkanlık referandumunda hayır diyeceklerini açıklamıştı. Başbakan Binali Yıldırım, Van'da toplu açılış töreni ve evet mitingi düzenledi. Meclisin güven oyu yetkisinin artık olmayacağını söyleyen Yıldırım, ne gerek var? Önemli olan milletin güven oyu dedi. Değerli kardeşlerim, güven oyu yok diyorlar. Güven oyunu siz vereceksiniz, siz! Sizin güven oyu verdiğinize başkasının güven oyu vermesine ihtiyaç var mı? Değerli kardeşlerim, bir de tutturmuşlar tek adam. Peki kardeşim, sizin keyfiniz için iki tane mi cumhurbaşkanı seçelim? İki tane mi muhtar seçelim? İki tane mi belediye başkanı seçelim? Değerli kardeşlerim, cumhurbaşkanı tek olacak, evet. Ama patron millet olacak, millet. 80 milyon patron olacak. Türkiye için hazır mıyız? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da evet mitingi yaptı. Türk milleti ifadesi yerine millet ifadesini kullanan Erdoğan, açılım döneminde yaptıkları düzenlemelerden de geri adım atmadıklarını belirtti. Bugüne kadar Kürt kardeşlerimize sağlanan ve zaten hakkınız olan demokratik, insani, kültürel imkanlardan geriye doğru en küçük bir adım söz konusu değildir. Ne dille ilgili, ne isimlerle ilgili, ne kurslarla ilgili, ne kitaplarla ilgili, ne televizyon yayınlarıyla ilgili, ne akademik çalışmalarla ilgili, ne diğer hususlarla ilgili en küçük bir endişeniz olmasın. Kardeşlerim, dikkat ediniz. Türk demiyoruz. Tek millet diyoruz. Yani 80 milyonuyla tek millet. Hazır mısınız? O kadar. Yapamaz. Edemez. Ne demek yapamaz ya? Benim dedem Fatih 21 yaşında bir çağ kapayıp bir çağ açtı mı? Biz onların torunlarıyız. Yaparız be. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de anayasa değişiklik teklifinde Cumhurbaşkanı'na Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni fesih hakkı verilmediğini iddia etti. Bu sözün hemen arkasından da Cumhurbaşkanı'na seçimleri yenileme hakkı sağlanıyor diyerek kendini yalanladı. Devletin bekası için sistemsel yenilenmeye evet mi? MHP lideri Devlet Bahçeli bu kez de Sakarya'dan seslendi. Hükümet etme sistemi vahiy değildir, değişebilecektir. Hükümet etme sistemi vazgeçilmez değildir, dönüşebilecektir. Cumhurbaşkanının meclisi fesih yetkisi yok. Şimdi bu fesih olayını ben
Dillendiriyorum, doğru. Var mı? Evet var. Mevcut anayasada var mı? Mevcut anayasada da var. Burhan Kuzu'nun böyle dünya kadar örneği var. Sayın Şentop şöyle söylüyor. Sunduğumuz model esasen ABD'deki modeldir. Ama ondan farkları var. Fesih yetkisini devreye sokacağız. Bahçeli konuşmasında bu konuya da girdi. Fesih yok, yenileme var dedi. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı'na iki dönem seçim hakkı getiriliyor. Burası tamam. Ne var ki Cumhurbaşkanı ikinci dönemde seçim kararı alırsa kendisi aday olamıyor. Burası kesin. Siyasilerin gündemi bu şekildeydi. Sevgili seyirciler, kahraman Mehmetçik terör örgütü mensuplarına karşı destan yazmaya devam ediyor. Hakkari kırsalında 3400 metre rakımda eksi 40 derecede operasyon yürüten kahramanlarımız 25 Mart'tan bu yana 26 teröristi etkisiz hale getirdi. Son 3 ayda ise Hakkari kırsalında etkisiz hale getirilen PKK'lı sayısı 104 oldu. Kritik operasyonların en önemli ayağını Hakkari bölgesi oluşturuyor. Zira bu bölgeyi teröristler yurt içine sızmak için kullanıyordu. Hakkari ve İki Yakalar bölgesinde kış şartları oldukça çetin. PKK terör örgütü bunu fırsat bilip toparlanmak istedi. Ancak Mehmetçik buna izin vermedi. Bölgenin her karışına Mehmetçik hakim. İşte bu görüntüler, bu ifadelerin kanıtı. Kurtların dahi çıkamadığı dağlarda Türk askeri var. İki Yaka Dağları 3400 metre rakımlı. İnsan boyu kadar kar var. Hava eksi 40 derece. 25 Mart'ta iki komando taburu ve bir hudut özel harekat taburu operasyon için görevlendirildi. Şehit Yarbay İhsan Ejder operasyonu kapsamında bölge teröristlere zindan edildi. Şu ana kadar 26 PKK'lı etkisiz hale getirildi. İki doşka imha edildi. Örgüte ait malzeme ve silahlar ele geçirildi. Operasyonlar zor şartlar olsa da aralıksız devam ediyor. Mehmetçik için bu şartların hiçbir önemi yok. Yüzlerindeki kar yanıklarıyla birlikte gülümsemeleri her şeyi anlatıyor. Onların birinci görevi vatanın bütünlüğü ve halkın huzura kavuşması. Türk askeri operasyonlarında destan yazıyor. 2017 yılının başından itibaren bugüne kadar Hakkari kırsalında 104 terörist etkisiz hale getirildi. Bunlardan 55'i Irak'ın kuzey tarafında, 12'si Şemdinli'de, 7'si Çukurca'da, 30'u da Yüksekova'da. Türk Silahlı Kuvvetleri de son bir haftada etkisiz hale getirilen PKK'lı sayısını 99 olarak açıkladı. 56 sığınak kullanılamaz hale getirildi. 24 el yapımı patlayıcı da imha edildi. Referanduma 14 gün kala, yani yarın Ankara'da binlerce gencin katılımıyla Gençlik Meclisi toplanacak. Türkiye Gençlik Birliği'nin öncülüğündeki buluşmaya parti ve fikir ayrımı gözetmeden bütün gençler davet edildi. Farklı siyasi görüşlere sahip binlerce genç bir araya gelecek, tarihi referandum öncesi gençlerin gücünü gösterecek. Büyük gençlik buluşmasına artık saatler kaldı. Türkiye Gençlik Birliği de bu büyük buluşma için hazırlıklarını hızlandırdı. Türkiye Gençlik Birliği'nin düzenlediği Gençlik Meclisi buluşması 2 Nisan Pazar günü saat 11'de Ankara Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda yapılacak. İlk meclis iradesini çiğnetmeyeceğimizi haykıralım. TGB'li gençler büyük şölen öncesi son hazırlıklarını ulusal kanala anlattı. Dedik ki biz evet, hayır diyen bütün vatandaşları, yurttaşları, gençliği bir arada toplamak lazım. TGB Genel Sekreter Yardımcısı Nuri Kaya, büyük buluşma için çok heyecanlı olduklarını söyledi. 20 gündür yoğun bir çalışma yürüyor Ankara'da. De toplam olarak bütün 170 üniversitenin hemen hemen hepsinde. 2 Nisan'daki büyük şölene çok sayıda siyasetçi ve aydın konuşmacı olarak katılacak. Katılımcılar ulusal kanal aracılığıyla halkı Gençlik Meclisi buluşmasına davet etti. 98 kuşağı Türkiye'nin geleceğine el koyuyor. Gençlik Meclisi'nde hepimiz buluşuyoruz. Gençlik Meclisi önemli bir dönemeç oluşturacaktır. Ben de katılacağım, düşüncelerimi genç arkadaşlarımla paylaşacağım. İnşallah ben de geleceğim. Bütün Türkiye'sini seven gençleri, yaşlıları, çocukları da bekliyoruz. Tüm gençleri bekliyoruz. Cumhuriyetimizde
destek vermek için. Yüksek öğretime geçiş sınavına giremeyen BİGA Atatürk Anadolu Lisesi 4. sınıf öğrencisi Büşra Nur Kalaycı intihar etti. 18 yaşındaki Kalaycı gözyaşları arasında toprağa verildi. Eğitim sisteminin yanlış olduğunu belirten psikoterapist Zeynep Yaşar, yanlışın bedelini gencecik çocukların ödediğini söyledi. Yaşar, ailelerin çocuklarıyla iyi bir diyalog içinde olması gerektiğini vurguladı. Çanakkale'nin BİGA ilçesinde oturan Büşra Nur Kalaycı, 12 Mart pazar günü yapılan yüksek öğretime geçiş sınavına bir dakika geç kaldığı için giremedi. 28 Mart'ta sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından psikolojisi iyice bozulan Kalaycı intihar etti. 18 yaşındaki Büşra Nur, BİGA Süleymaniye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde ise 21 yaşındaki Berk Çakmak intihara kalkıştı. Gencin anneannesi Çakmak'ın YGS'ye 3 dakikayla giremediğini ve bunalımda olduğunu söyledi. Sınava giren 2.162.895 aday ve sınavı 1 dakikayla kaçıran birçok genç hem aile hem de çevre baskısı yaşadı. Onları mutlu etmek için onların istediği bölüme gittim açıkçası. Onlar dedi bu bölüme gideceksin, ben de o bölüme gittim. Yani istemediğim bir bölüme gittim. Yani sürekli çalışmam söyleniyordu tabii ki ama ben istemiyordum. Böyle sorunlar olabiliyor. Yani çok güzel geçmedi. Peki aile baskısı hissettiniz mi? Hayır. Uzman, klinik, psikolog, psikoterapist Zeynep Yaşar aileleri uyardı. Tamamen destek şeklinde yaklaşması çocuğuna, çocuğun ilgi ve yeteneklerine göre yönlendirmelerde bulunması. Daha çok motive edici söylemlerde bulunabilirler. Yaşar, ailenin çocuğa yaptığı baskı nedeniyle çocukların sağlıklı düşünemediğini söyledi. Hem eğitim sistemi hem çocuğun ailesi, sosyal çevresi çocuğu öyle bir yarış içine sokuyor ki çocuk artık o yarışmaktan, o rekabet döngüsünden sağlıklı düşünememeye başlıyor. Tabii ki onun istediği yere gönderirim. Yani çocuğunuza herhangi bir baskı yapmaz. Yok, yapmam. Tartışma yaşadım babamla ilk gün. Sınav sonucumu söylediğimde kızdı bayağı. Yani arkadaşlarda kaldım bir iki gün. Psikoterapist Yaşar, eğitimin temelinin öğretim olması gerektiğini söyledi. Eğitim sisteminin temeli aslında öğretim olmalı. Ama biz sanki temeli yarışmak, yarıştırmak gibi yaşıyoruz şu anda. Yani öğretmenler ve aileler sınavı çocuğa bir yarış gibi lanse etmemeliler. Okullarda artık el yazısı değil, dik temel harfler öğretilecek. Peki bu uygulama doğru mu? Eğitimcilere göre karar doğru ancak el yazısının ayrıca bir ders gibi okutulması gerekiyor. Bitişik eğik yazıyla ilgili ciddi şikayetler vardı. Velilerimiz de el yazısına karşı olduklarını söylüyorlar. El yazısının ilkokulda kaldırılmasına karar verildi. Kararı Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz açıklamıştı. Peki önümüzdeki eğitim öğretim yılında uygulanacak olan bu karar doğru mu? Çocuklarımızın bir kısmının biyolojik gelişimi bitişik el yazısını yazmaya uygun olmadığı için bu yazıyı öğrenmekte, yazmakta ciddi zorluklar çekiyor. Aynı zamanda çocuklarımızı okuldan soğutan bir durum da meydana getiriyor bu. El yazısıyla ilgili tartışmalarda çözüm aramak için 42 ilde anket yapan Eğitim İş Sendikası Ulusal Kanal'a anket sonuçlarını paylaştı. 483 öğretmenimizin el yazısının zorunlu tutulmasına karşı olduğunu görmüştük. Özellikle ilkokul 1. sınıfa başlayan çocuklarda bu el yazısının korku oluşturduğunu belirtmişlerdi. Türkçe öğretmenlerimizle görüşmemizde şöyle bir şey ortaya çıktı. Türkçenin el yazısına uygun olmadığını, çünkü üzerinde noktalama işaretli olan harflerin çokluğunu, el yazısı sürekliliğinin azaldığını söylemekteler. Eğitimcilere göre el yazısı öğrencilerde ilerleyen süreçte bocalamaya neden oluyor. Ortaokul çağına geldiğinde branş öğretmeni derse girdi ve branş öğretmeninin el yazısı kullanmadı. Dolayısıyla ilkokulda el yazısıyla karşılaşan çocuk ortaokul seviyesine geldiğinde normal yazıyla karşılaşıyor ve bir bocalama ve her iki yazıyı da kötü yazma, kendi yazısını okuyamayan bir nesil yetişmesine neden olduğu söyleniyor. Eğitimciler bitişik el yazısının kökten kaldırılmasının da doğru olmadığını düşünüyor. Milli Eğitim Bakanlığı burada ortaokulda başlayabilir. Güzel yazı dersi konulara bitişik el yazısı yazma konusunda da öğrencilerimizi bilgilendirmelidir diyoruz. Ortaokulda Türkçe dersine ilave olarak güzel konuşma yazma dersi konularak öğrencilerimizin el yazısını öğrenmeleri, daha sanatsal, görsel olarak daha güzel bir yazıyı yazabileceklerini düşünmekteyiz.
Yunanistan Türkiye'ye ait adaları göz göre göre işgal ediyor. Bununla da yetinmeyip adalardan bir de maden çıkarıyor. Muğla'nın hemen karşısındaki Sakarcılar Adası'ndan çıkarılan perlit ve ponza madenleri gemilerle Yunanistan'a taşınıyor. Sakarcılar Adası Muğla'nın Datça ilçesinin tam karşısında yer alıyor. Ada Türk deniz sınırları içinde. Ancak Yunanistan, adanın kuzeydoğusuna ve güneyine açtığı iki adet maden ocağını harıl harıl işletiyor. Muğla Sakarcılar Adası'nda perlit ve ponza madenleri mevcut. Bu madenler inşaat sektöründe ve tarımda kullanılıyor. Ancak madenler tam 13 yıldır Yunanistan tarafından çalınıyor. Maalesef Yunanistan bu madenleri tam 13 yıldır gözümüzün içine baka baka çalıyor. Adadan çıkarılan madenler iskelelerden gemilere yüklenerek Yunanistan'a götürülüyor. Türkiye'nin kasasına girmesi gereken para Yunanistan'ın kasasına giriyor. Bu ada herkesin tabii düşündüğü gibi böyle ufak tefek bir ada değil. Etrafındaki adalara baktığınız zaman mesela İstanköy veya diğer adaya baktığınız zaman küçük gibi gözüküyor ama İstanbul'daki büyük adan daha da büyük. Konuyu gündeme getiren eski Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Ümit Yalım. Tabii ki Milli Güvenlik Kurulu Ege'deki gelişmelerden bahsetmiş ancak bugüne kadar 29'unda yapmış olduğu açıklama dahil 18 ada ve bir kayalı konusuna girmedi. Maalesef onu... Ülker firmasının 1 Nisan için hazırladığı reklam filmindeki ifadeler darbe mesajı algısı nedeniyle tepkiye neden oldu. Yıldız Holding, filmle ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker de kumpası kuranlar hak ettiklerini bulacaklar, milletimizin yanındayız dedi. Ülker firmasının 1 Nisan için yayınladığı reklam filmi ortalığı karıştırdı. Firmanın Küçük Kardeş Olmak isimli reklam filminin darbe mesajı olduğunu iddia eden bazı vatandaşlar sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Bazı vatandaşlarsa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinin önünde toplandı. Tepkiler üzerine Murat Ülker açıklama yaptı. Ülker Twitter hesabından, "Yurt dışındaydım, şimdi duydum. Haber verenlere teşekkürler. Kumpası kuranlar hak ettiklerini bulacaklar. Milletimizin yanındayız." mesajını paylaştı. Ülker firmasının bağlı bulunduğu Yıldız Holding'den de yapılan yazılı açıklamada reklam filmiyle ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Ayrıca ihmali veya kastı olan herkes hakkında idari tedbirlerin yanı sıra suç duyurusunda da bulunulacağı belirtildi. Ülker firmasının resmi hesabından yapılan açıklamada da reklam filminin maksatlı olarak farklı noktalara çekildiği, sosyal medyada kastedilen hiçbir konuyla ilgisinin olmadığı belirtildi ve bu masum şaka günü reklamını farklı noktalara çekenlerle ilgili tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı bildiririz denildi. AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk, firmadan yapılan açıklamaları tatmin edici bulmadı. Bir takım kirli hesapların içerisindeler. Bunun farkındayız. Ülkenin reklam filmi gelen tepkiler üzerine yayından kaldırıldı. Şimdi hesaplaşma zamanı. FETÖ'nün medya yapılanması davasında tahliye kararı verilen 21 kişi hakkında yeniden gözaltı kararı çıkarıldı. Aralarında şarkıcı Atilla Taş ve Gökçe Fırat'ın da olduğu 21 isim tahliye edildikten sonra gözaltına alındı. İstanbul'da görülen FETÖ'nün medya yapılanması davasında tahliye edilen 21 kişi yeniden gözaltına alındı. 26'sı tutuklu 29 kişinin yargılandığı davada İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi aralarında şarkıcı Atilla Taş ve Türk Solo grubu lideri Gökçe Fırat'ın da olduğu 21 kişinin tahliyesine karar verdi. Karara ilk itiraz duruşma savcısından geldi. İtirazı değerlendiren bir üst mahkeme 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı. 8 isim tahliyesinin ardından yeniden gözaltına alındı. Tahliyesi istenen diğer 13 isim hakkında da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı geldi. Başsavcılık darbe girişimi nedeniyle yürütülen başka bir soruşturma nedeniyle tahliye kararı verilen 13 isim hakkında gözaltı kararı çıkardı. Cezaevinden tahliye edilen 13 isim darbe soruşturması nedeniyle gözaltına alındı. FETÖ'cü darbe girişiminden bu yana kapalı olan askeri okulların yeniden açılması için başlatılan nöbet mücadelesi sürüyor. İstanbul ve Ankara'da tutulan nöbetlerdeki ortak vurgu, savaşan ordunun okulları kapalı kalamaz oldu. 16 Nisan'daki referandum çalışmaları da nöbet eyleminin gündemindeydi. Ordusunun göz bebeği olan askeri okulların yeniden açılması için başlatılan mücadelede 21. nöbet tutuldu.
İstanbul ve Ankara'daki nöbetlere yine çok sayıda emekli komutan ve yurttaş katıldı. Beşiktaş'taki nöbetin adresi yine Demokrasi Meydanı oldu. Bu okulların açılması bizim için çok çok önemlidir. Ordu için önemlidir. Bizim için önemlidir. Millet için önemlidir. 16 Nisan referandumu da askeri okul nöbetinin gündemindeydi. Emekli albay Bora Serdar, Hayırlı Konvoy'un Anadolu'da yaptığı çalışmaları anlattı. Bu millet aldığı hakimiyeti öyle birinin vermesiyle değil, isyan ederek almış olduğu hakimiyeti bundan sonra da kimseye vermeyecek, teslim etmeyecek. Emekli Jandarma Tuğgeneral Ümit Yılmaz da hükümetin hayırcılar terörist sözlerine tepki gösterdi. Biz Üsteğmenken, Hakkari Çukurca'nın dağlarındayken, valiler, kaymakamlar kapısını açıp dışarı çıkamazken Mustafa Kemal'in askerleri vardı. Karayolları bir metre yol yapamıyorken Mustafa Kemal'in askerleri dozerlerin, grenaderlerin önünde askerleriyle beraber yol yapıyordu. Başkent'te de askeri okul nöbeti vardı. Sakarya Caddesi'nde yapılan eyleme Vatan Partisi, Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Türkiye Sanatçılar Birliği de destek verdi. Referanduma ilişkin yapılan ortak açıklamada partili cumhurbaşkanı devletin birlik ve beraberliğini sağlayamaz denildi. Yüce Türk milleti her şeyin farkındadır. Devlet yönetiminde en kötü meclisin bile en iyi başkanlıktan daha iyi olduğunun bilincindedir. Bu nedenle Türk ve İslam tarihinde örneği olmayan böyle bir yönetim şeklini kesinlikle kabul etmeyecektir. Emniyet Genel Müdürlüğü 20. dönem polis meslek eğitimi için 1000'i kadın olmak üzere toplam 10.000 polis memuru adayı alacak. Ön başvurular 3-14 Nisan tarihleri arasında Polis Akademisi Başkanlığı'na ait internet sitesinden yapılacak. Adaylar da lisans veya denge okullardan mezun olma, 30 yaşından gün almamış olma, KPSS'den en az 60 puan almış olma gibi şartlar aranıyor. Sınava giriş koşulları ve sınav takvimi yine internet sitesinden ilan edilecek. Babam sınıfının güdük neçmisi Halit Akçatepe hayatını kaybetti. 79 yaşında 66 film ve dizi çeken usta sanatçının ölüm nedeni kalp krizi olarak açıklandı. Yeşilçam'ın usta ismi yarın öğle namazının ardından Karacaahmet mezarlığına defnedilecek. Çık dışarı. Kendiniz Milli Eğitim Müfettişlerinden Hikmet Görkem. Buyurun Müfettiş Bey, buyurun. Nasılsınız çocuklar? Sağ ol! Sinema sanatçısı Halit Akçatepe 79 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Hababam sınıfının güdük necmisi olarak bilinen Halit Akçatepe'nin kalp krizinden öldüğü ifade edildi. Ve bize anlattıkları, aktarıldığı kadarıyla da ani bir kalp krizi şeklinde olduğu gözüküyor. Bunları söyleyebilirim. Hastaneden yapılan açıklamada Akçatepe'nin uzun bir süredir evde tedavi gördüğü belirtildi. Son 2 yıla yakındır da bakım hastası şeklinde hayatını idame ettirdiğini öğrendik. Usta sanatçı geçen yıl beyin damarlarının tıkanması nedeniyle sağ tarafından kısmi felç geçirmişti. Yeşilçam'ın usta ismi Akçatepe için yarın Cadde Bostan Kültür Merkezi'nde saat 10.30'da tören yapılacak. Halit Akçatepe'nin cenazesi öğle namazının ardından Şakir'in camiinde kılınacak, cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecek. 1 Ocak 1938 yılında Ordu'da doğan Akçatepe ilk filmini 5 yaşındayken çekti. Usta sanatçı 1960'da Ah Nerede Vah Nerede filmiyle şöhreti yakaladı. 1975'te Hababam Sınıfı filmiyle Türk sinemasına adını yazdırdı. Sonra bu filmin devamı olarak Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Hababam Sınıfı 9 Doğuruyor, Hababam Sınıfı Tatilde gibi filmlerde rol aldı. 1994 yılında Kaygısızlar dizisiyle kamera karşısına geçti. Daha sonra Hababam Sınıfı Merhaba, Hababam 3.5 adlı filmlerde oynadı. Akçatepe, 79 yaşına toplam 66 film ve dizi sığdırdı. Usta sanatçıya Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. AKP'nin geçen seçimlerde kadroya alma sözü verdiği ancak unuttuğu taşeron işçileri referandum için kararını verdi. Taşeron İşçileri Derneği Başkanı Fatma Uyanık anayasa değişiklik teklifine hayır diyeceklerini açıkladı. Gerekçesini de
10 maddeyle sıraladı. Anayasa değişikliğine hayır diyoruz. 14 yıldır kadro bekleyen taşeron işçisi referandum kararını verdi. Yine kadro yalanı ile geçtiğimiz günlerde karşılaştık. Ankara Taşeron İşçileri Derneği anayasa değişiklik teklifine hayır oyu vereceklerini açıkladı. 16 Nisan'da anayasa değişikliğine hayır diyeceğiz. Açıklamayı Taşeron İşçileri Derneği Başkanı Fatma Uyanık yaptı. Sürekli olarak kadro sözü verip tutmuyorsunuz. Şu an kadro ile ilgili tek bir sözünüz bulunmamaktadır. Uyanık, işçilerin referandumda neden hayır diyeceğini de madde madde sıraladı. İş güvencesiyle huzurlu yaşamak için, asıl işini yapmak için, kıdem tazminatı için, özel istihdam bürolarına köle olmamak için, sendika üyesi olduğunda işten atılmamak için, insanca çalışıp yaşamak için, sorunlara çare olmayan bu düzene ve anayasa değişikliğine hayır diyoruz. İzmir'de İzelman işçilerine sevindirici haber geldi. Genel İş Sendikası ile işveren arasında bir süredir yürütülen toplu iş sözleşmesinden uzlaşma sağlandı. Buna göre işçilere %11,5 oranında zam yapılacak. Greve çıkacaklardı, uzlaşma masada sağlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesinden bu kez sonuç çıktı. 4 ayın sonunda grev kararı alan sendika, işverenin %9'luk zam miktarını kabul etmemiş ve İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde çeşitli eylemler yapmıştı. Belediye ve İzelman kapısına grev ilanı kararını asan işçilere işverenden %11,5'lik yeni zam teklifi geldi. Sendika yönetimi ise yapılan teklifi 11,5 tavan ücretinin yanı sıra giydirme dediğimiz oranla birlikte %16 oldu şeklinde değerlendirdi. Yeni sözleşme taslağı ise önümüzdeki hafta netlik kazanacak. Bilinçsiz ilaç kullanımı sağlığı tehdit ediyor. Uzmanlar ilaçların hekim kontrolünde doğru dozda ve doğru şekilde kullanılması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Bilinçsiz ilaç kullanımı halk sağlığını tehdit ediyor. Özellikle antibiyotikler. Dünya Sağlık Raporu'na göre günlük antibiyotik kullanımında ülkemiz binde 42,2 ile birinci sırada. 30 yıldan beri dünyada akılcı ilaç kullanımı programı sürdürülüyor. Ülkemizde de giderek yaygınlaşıyor. Formülü ise uygun ilacı uygun hastaya, uygun dozda, uygun sürede, uygun maliyette kullanım. Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkemizde kişi başına düşen ilaç tüketimi yıllık yaklaşık 26 kutu. Antibiyotikler ise birinci sırada. Gereksiz kullanılan antibiyotikler önemli sorunlara yol açabiliyor. Antibiyotiklere bağlı yan tesirlere maruz kalmasına neden oluyor. Hem de virüse herhangi bir etkisi olmazken bu kullanımla antibiyotiklere gelişen direnç olayını artırıyor. İlaç kullanımında en sık yapılan hataların başında konunun uzmanları yerine çevreye kulak vermek geliyor. Daha önce verilmişti, evde vardı, komşumda vardı, komşuma iyi geldi, ben de kullanayım tarzı değil, hekimin önerisiyle kullanmamız gerekiyor. Ama hekim önerdiğinde de lütfen kullanın. Birçoğumuzun yaptığı bir hata da ilacı belirlenen saat aralığında almamak. Doğru dozda ve doğru şekilde kullanmak gerekiyor. Saatli mesela 12 saat arayla deniyor. O halde sabah 9'da aldıysa akşam da 9'da alacak. Farmakolog Doktor Hülya Gültekin, hekimin öngördüğü zaman süresince kullanılmayan ilaçların faydadan çok zarar getirdiğini söyledi. Bu mikroorganizmanın bir süre için baskılanıp sonra tekrar hastalık yapması durumuna neden olacağı gibi bir de antibiyotiklere direnç gelişimini kolaylaştırıyor. Ülkemizde akılcı ilaç kullanımının yaygınlaştırılması kapsamında antibiyotikler reçeteye bağlandı. Gültekin'e göre uygulama tüm ilaçları kapsamalı. Sevgili seyirciler, Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi Emrullah Bahşi, anne sütünün bebekler üzerindeki koruyucu etkisini anlattı.
Çocuklarda diş sağlığının önemine değinen Bahşi, aileleri sık sık tüketilen hazır gıdalardan uzak durmaları konusunda da uyardı. Bebeklik döneminin en önemli avantajı anne sütünün koruyucu etkisi. Anne sütü aslında bebekler için ağız sağlığı bakımında antibiyotik diyebiliriz. Doçent Doktor Emrullah Bahşi, anne sütünün doğal antibiyotik olduğunu söyledi. Anne sütü içerisinde kalsiyum var bildiğiniz gibi. Bu kalsiyumun özelliği emilimi çok fazla olduğu için diş sağlığının korunmasında primer derecede önemli. Dicle Üniversitesi öğretim üyesi 2 yaşına kadar anne sütünün verilmesinin önemini anlattı. Anne sütüyle ilgili olarak içerisinde bebeğin ihtiyaçlarına göre değişen bir karışım miktarı var. Mesela bebek hasta olduğunda içerisindeki hastalık önleyici proteinler, antikorlar devreye girerek çocuğun iyileşmesine yardımcı oluyor. Bahşi, çocuk sağlığı açısından biberonlara da dikkat çekti. Gece yatarken uykuda biberonlar vermemek gerekiyor. Uyutmadan önce bebeği verip dişler temizlenip daha sonra uyutulması gerekiyor. Biberonu mümkünse 18 aydan sonra kesmesi gerekiyor. Çocuklarda diş çürümelerine neden olan başka bir faktör ise çok sık tüketilen fast food gıdalar. Bunlar hem dişin üzerine yapışıyor hem de kanserojen etkisinden dolayı bebeklerin ya da çocukların bunları tüketmesini azaltmalıyız ya da engellemeliyiz bir şekilde. Sevgili seyirciler, Rize'nin 25 haneli Yeşildere Mahallesi sakinleri evlerine ulaşabilmek için her gün zorlu bir yolculuk yapmak durumunda. Yolu olmayan köylüler yüzlerce metre yükseklikten teleferikle ulaşımı sağlıyor. Celin görüyorsun uşağım. Ha buraya yol yok, bir şey yok. Ha bu tellencidir Celik sade. Rize'nin Muradiye beldesine bağlı Yeşildere mahallesi sakinleri yolu olmayan evlerine ilkel teleferiklerle ulaşıyor. 25 haneli Yeşildere mahallesi sakinleri araç yolu yapılması için verdikleri uğraşlardan bir sonuç alamayınca çözümü bu teleferiklerde buldu. Ha oraya bir duvar etsinler, evin dibine de buradan bir yol versinler bize de ne olur. Zorumuz yolda, başka bir şeyimiz yok. Yatay ve dikey olarak bölgede ulaşımı sağlayan ve bölgede varangel olarak bilinen teleferikler yaklaşık 100 metre yükseklikten ulaşımı sağlıyor. Mahalleli dik patika yolu çıkamayan yaşlı ve hastaların teleferiğe binmekten başka çaresinin olmadığını söylüyor. Teotel olmaz olmuş abi, her zaman tel içeri. Allah'a emanet biliyoruz da, dussak da murçit soğuk önde biliyoruz. Bu böyle adı. Oldu, hadi Allah'a emanet olun. Cüle cüle gidersiniz. Gaziantep'te inşaat işçisi Esat Kaplan uzun yıllar koleksiyon yaptığı paralardan müze oluşturdu. Koleksiyonundaki paralar fazla gelince para ağacı yaptı. Hatta paranın turşusunu bile kurdu. Çarlık Rusya'dan rubleler, Polonya'dan zlotiler, Cumhuriyetimizin ilk döneminden liralar, mor binlikler. Görüntüler Gaziantep'li inşaat işçisi Esat Kaplan'ın açtığı Devri Alem Para Müzesi'nden. Dünyanın tüm parası bizde mevcuttur. Mesela Maraşal Toygostagası, Şah Rıza Pehlevi Ayatullah Hümeyni dönemi, eski Sovyetler Birliği Çarlık Rusyası, Osmanlı, işte İngiltere'nin sömürgeleri. Kaplan'ın inşaat işçisiyken temelini attığı para müzesi bugünlerde paha biçilemez bir değere ulaştı. Bunun değer olarak marka değeri tartışılmaz. Bunun marka değerini ben kendim 200 milyon dolar gördü diyorum. Çünkü tüm dünya üniversiteleri bunun peşinde. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük arşivi burada. Para ağacını da içinde barındıran müzede en çok ilgi ise turşusu kurulan tarihi paralar çekiyor. Para bir ülkenin her şeyidir. Yani sosyokültürel yaşam tarzını, tarihini, bakterilerini vesaire her şeyini para anlatır. Bununla ilgili biz tabii bunu sattık değil. Tarih satılmaz, tarih öğretilir. Bu kadar fazla para çeşidinin olduğunu, bu paraların üzerindeki resimlerin bu kadar anlamlı olduğunu kesinlikle fark etmemiştik. Burası bize bunu gösterdi. Birçok medeniyetin para birimlerini gördüm. Daha önce kullanılan para birimlerine ait bir bilgim de yoktu. Yani şu anda görünce de çok şaşırdım. Müze sahibi Esat Kaplan, 1910 yılı Çarlık Rusya'sına ait olan ve Rusya'da bulunmadığını belirttiği 2 adet rubleyi de Türk-Rus dostluğuna katkı sunmak amacıyla ulusal kanala teslim etti. Türkiye ve Rusya arasındaki dostluk köprüsünü kurmak için bu parayı size veriyoruz. Bunu bizim müzemiz adına sizden ricamız, Sayın Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'e ulaştırın. Sizden istirhamım. Çankırı'da uçuş ömrünü tamamlayan bir uçakla hurdaya ayrılan bir lokomotif kütüphane oldu.
sıra dışı kütüphaneler çocuklar kadar yetişkinlerin de ilgisini çekti. Bunun yanında yapmış olduğumuz temalı kütüphanelerle de yavrularımız gerçekten kitapla buluşuyorlar, kitabı seviyorlar, kitap okumaya geliyorlar. Uçak ve tren kütüphaneye dönüştürüldü. Sadece çocuklar değil, yetişkinler de bu uygulamaya hayran kaldı. İnsanların okuma alışkanlıkları kazanmaları için klasik okuma dışında, kütüphaneler dışında çeşitli araçlarla bunu hayata geçirmek gerekiyor. Önce hurdaya ayrılan bir lokomotif, iki vagon ve uçuş ömrünü tamamlamış bir yolcu uçağı baştan aşağı yenilendi. Ardından da büyük bir yaratıcılıkla kütüphaneye çevrildi. Tren ve uçak kütüphaneleri şimdi ziyaretçi akınına uğruyor. Havacılık tarihiyle ilgili bilgilerin de yer aldığı uçak kütüphane 24 Eylül 2006'da hizmet vermeye başladı. Kitabı, kitap okumayı, çocuklarımızın, insanımızın kitapla buluşmasını çok önemsiyoruz. Kokpitinin de gezilebildiği uçağa 1050 öğrenciyle 350 yetişkin, tren kütüphaneyi ise 1432 öğrenciyle 500 yetişkin ziyaret etti. Kitap okumayan insan susuz ağaca benzer. Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, birinci amacımız çocukların mutlu olması dedi. Çocuklarımız kitap okurken çok mutlular. Zaten bizim çocuk projelerimizdeki birinci amacımız mutlu çocuk. Çankırı'da önümüzdeki günlerde de gemi kütüphane açılacak. Ve böylece ana haber bültenimizin sonuna geldik. Güzel bir cumartesi akşamı, güzel bir pazar günü geçirmeniz dileğiyle. İyi akşamlar, mutlu yarınlar.